Çiftçi TV'nin değerli izleyenleri, ben Kaan Durmaz. Yepyeni bir tarım makineleri programıyla bu hafta da sizlerin karşısındayız. Sizler için bu hafta İzmir'e geldik. Ege'nin incisindeyiz. Sizler için biz bugün buraya Türkay tarım makinelerini incelemeye geldik. Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz ortam Türkay tarım makinelerinin yatay yem karma ve dikey yem karma makinelerinin üretilmiş olduğu üretim tesisi. Biz bugün buraya sizler için öncelikle dikey yem karma makinesi, ardından hidrolik duyargılı rotavatör ve son olarak da titreşimli dip gazını uygulamaları ile beraber paylaşacağız. Dilerseniz hemen programımıza başlayalım. Değerli izleyenler, İzmir'den yapmış olduğumuz programımıza devam ediyoruz. Tabii şu anda aslında yüz ifademden de anlayabileceğiniz gibi gerçekten Aralık ayının sonundayız ve ciddi anlamda soğuk bir hava mevcut İzmir'de. Sizler için bu hafta Türkay tarım makinalarını ve Türkay tarım makinalarını üretmiş olduğu arkamda gördüğünüz dikey yem karma makinesi ve ardından rotavatör ve dip gazını tanıtacağımızı söylemiştik. Bunun için öncelikle sizler için uygulamaları ile birlikte genel çalışma prensibi ve teknik özelliklerini anlatmak için Türkay tarım makinalarının üretmiş olduğu 4 metreküp hacimli dikey tip yem karma makinesini tanımaya geldik. Dilerseniz öncelikle makinemizin traktöre bağlantı şeklinden bahsederek teknik özelliklerine adım adım geçelim istiyorum. Makinemizin bağlantısına bakacak olursak, makinemizde kenarlarda bulunan yan bağlantı kolları dediğimiz kollara burada ihtiyaç duyulmadan sadece traktörün alt tarafında mevcut olan ve makineyle entegre olmasını sağlayan çeki oku sayesinde biz bağlantımızı gerçekleştirebiliyoruz. Ve bunun dışında tabii ki bizim güç ihtiyacımızı, tahriye elde edebilmemiz için tabii ki yine 540 devirle dönen kuyruk miline ihtiyaç duyuyoruz. Bu bağlamda da koruyucu mafsallı tip kuyruk miliyle biz makinamızı 540 devre verip çalıştırabiliyoruz. Tabii yem karma makinesi ne yapar? Yem karma makinesi hangi işlemleri yapar? Genel tabii ki biz bilgileri biliyoruz. Bizim temeldeki amacımız neydi? Nasıl ki biz aradığımız yemeklerde homojenlik, daha doğrusu lezzet arıyorsak, iştahlı yemek istiyorsak, o yemekten keyif almak istiyorsak, tabii ki buradaki görmüş olduğunuz hayvanlar da, onlar da bizim gibi lezzeti aramakta, yemiş oldukları yemeklerde, yemiş oldukları gıdalarda. İşte bu bağlamda makinenin içerisine koyulacak olan gerek balyalar, gerek silajlar, gerek diğer besin maddelerine baktığımızda bunların homojen bir şekilde hayvanların önüne serilmeden önce güzel bir şekilde karıştırılıp ardından da lezzetli bir biçimde verilmesi amaçlanıyor. Temel prensibimiz, temel amacımız zaten bizim bu makine için budur. Makineyi biraz inceleyecek olursak temelinde. Az önce söylemiş olduğum gibi şu anda biz 4 metreküplük modelini inceliyoruz. Tabii Türkay tarım makineleri şu anda 1,5, 3, 4, 6, 8 ve 10 metreküplük modellerini de dikey anlamda söylüyorum. Bu modellerini de üretmeye başladılar. Tabii yataya geçecek olursak yaklaşık olarak 12 metreküp olan modelleri de var tabii ki. Fakat az önce de söylediğim gibi biz bugün için buraya sizin için dikeyi incelemeye geldik. Görmüş olduğunuz gibi arka tarafında öncelikle yükleme yapmamızı sağlayan bir kepçesi mevcut. Bu kepçe içine yaklaşık olarak 250-300 kilogramlık tabii ki ürünün cinsine, tipine, büyüklüğüne de değişerek dediğim gibi 250-300 kilogramlık malzemeyi koyuyoruz. Ve ardından birazdan da uygulamalı olarak sizlere pratik bir şekilde göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz kol yardımıyla sadece tek bir parmak hareketiyle kepçeyi istediğimiz bir şekilde kaldırıp belirlenen yüksekliğe ardından yem karıştırma vagonunun içine bırakıyoruz. Yem karıştırma vagonunun içerisinde ne var diye bakacak olduğumuzda tek bir helezon mevcut bunun içerisinde. Tabii tek bir helezon bakıldığında yetersiz gibi gelse de görmüş olduğunuz bu yapıda tasarlanan çalışma sonucu korulan helezon, helezon çapı zaten büyütülerek dönü hareketi yapmaya başladığı sırada makinenin içerisinde herhangi bir şekilde kör nokta bırakmıyor.
bu kör noktayı zaten bırakmadığı zamanda da birazdan yine uygulamada da görecek olduğumuz gibi boşaltma işlemi sonrasında makinenin içerisinde herhangi bir şekilde fazladan malzeme bırakmıyor. Yani biz bir sonraki beslemeye, bir sonraki öğüne geçtiğimiz zaman bir önceki öğünden kalan maddeleri, samanları, silajları, balyaları makinenin içerisinde görmüyoruz. Yine helezondan devam edecek olursak, helezonun aslında biraz da devrinden bahsetmek istiyorum. Alışılagelmişlerin dışında olan, biraz daha yükseltilerek bu makine içerisindeki bulunan helezonun devri yaklaşık olarak 45 olarak nitelendirebilirim sizin için. Yan tarafında da bizim tabii hayvanların beslenmesi için bir kanala, bir yola, bir banta ihtiyacımız var. İşte bu noktada da görmüş olduğunuz gibi burada kauçuk bantlar mevcut. Ve bu kauçuk bandında devri yaklaşık olarak hemen hemen her makinede standart olduğu gibi 50 olarak nitelendirebiliriz. Biraz makinenin sağlamlığından, güçlü yapısından, donanımından bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz öncelikle en çok temelde karşılaşılan problemlerden birisi saç kalınlığının eksik, yetersiz veya az olmasından kaynaklı olarak tabanda veya yanlarda, ama tabii ki tabanda çok daha mevcut oluyor bu durum. Tabanda oluşulabilecek çürüme, küflenme gibi durumlar sonucunda hatta bu durum biraz daha ileriye gittiğinde tabanda ortaya çıkan bir takım böyle delikler oluşabiliyor. Bu tabii ki hiçbir zaman bizim işimize gelmez, bizim yapacak olduğumuz çalışmanın etkinliğini sağlayamayız bu şekilde. Bunun için Türkay Tarım Makineleri, görmüş olduğunuz bu 4 metreküplük dikey yem karma makinesinde taban saç kalınlığını 10 milimetre olarak belirlemiş durumda. Ve bu da ciddi derecede bir sağlamlık sağlıyor. Ve gelecek yıllara baktığımızda makinenin uzun ömrü, çalışma koşulları göze alındığında uzun ömürlü bir çalışma performansı da sergiliyor. Biraz da gövdeden bahsetmek istiyorum. Gövdenin saç kalınlığı ise o da 6 milimetre olarak tasarlanmış. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Az önce helezondan bahsetmiştik. Eksik kalmasın. Bizim kıyıcı bıçak dediğimiz bıçakların sayısı da arttırılarak çok daha hızlı zamandan da tasarruf edebilmek ve yakıttan da tasarruf edebilmek amaçlı bıçak sayısı bu makine için 8 olarak belirlenmiş durumda. Değerli izleyenler, sizler için az önce anlatmış olduğum teknik özellikleri ve butonların çalışmasını dilerseniz kısaca bir demo halinde göstermek istiyorum. Ardından da hayvanlarımızın uygulamalı bir şekilde yemlemesiyle bu işlemin bu makinede nasıl yapıldığıyla uygulama görüntülerimizle programımıza devam edelim. Öncelikle yüklemeden bahsetmiştik sizler için ve yükleme konusundaki çalışmasından bahsetmek istiyorum makinenin. Ayrıca ekstra bir özellik de göstereceğim burada sizinle. Ne demiştik biz? Tek bir parmak hareketiyle arkada yükleyici kepçeyi, opsiyon olarak değil zaten, makinenin kendi bu standart baz modelinde de mevcut olan bulunan bu kepçeyi tek bir parmak hareketiyle rahatlıkla, görmüş olduğunuz gibi, haznenin tam ağzına denk gelecek kadar yükseliyor. Boşaltması yapıldı. Ve tekrar indiriyoruz. Şunu da söyleyelim. Özellikle bu kepçe için söylememiz gerekirse, bu kepçe içerisinde bulunan burada hız kontrol valfi sayesinde biz bu kepçenin hızını istediğimiz bir biçimde de hazırlayabiliyoruz. Benim az önce göstermiş olduğum hızlı bir tipiydi. Fakat siz bu kepçeyi daha yavaşta kaldırmak veya indirmek isterseniz yine hız kontrol valfinin yardımıyla makinenin üzerinde bulunan bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kısaca şu şekilde göstereyim size. Hafif bir dokunuşla gördüğünüz gibi çok ağır bir şekilde kepçemiz hareketini yapıyor. Yine inmesini de şöyle biraz hassas olmakta fayda var. Hassas bir biçimde indirip tamamlayabiliyoruz. Makinenin kullanım kolaylığına biraz da değinecek olursak, makinenin tam şu kısmında görmüş olduğunuz gibi farklı butonlar mevcut. Ve biz bu butonlar makine kullanılırken, daha doğrusu operatör tarafından makine arkasına takılıp hayvanların önüne serilecekken, gerek kapağın açılması, gerek bandın çalıştırılması gibi işlemlerde biz bu butonları rahatlıkla kullanabiliyoruz. Dilerseniz öncelikle burada hangi butonlarımız varmış ve nelere yarıyor onları görelim. Dilerseniz öncelikle şuna bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi tam bu noktada yavaş yavaş bizim bandımız yukarıya doğru toparlanmakta, yol konumuna gelebilmekte. Ve biz bunu tekrar açarak hızlı bir şekilde
fazla zaman kaybetmeden değiştirebiliyoruz. Yine rahat bir şekilde biz buradan bantın üzerinde bulunan kapağı ayarlayabiliyoruz ve son olarak da görmüş olduğunuz gibi bant hareketini rahatlıkla veriyoruz ki bant hareketini verdim ve elimi çektim. Görmüş olduğunuz gibi zaten bant şu anda mevcut olarak çalışmasını, ilerlemesini devam ettirmekte. Buradan da bu şekilde bantımızı kapatabiliyoruz. Dilerseniz o halde programın artık daha doğrusu makine anlamında sonuna gelirken diğer teknik incelemelerini yapmak için programımıza devam edelim değerli izleyenler. Değerli izleyenler, sizler için az önce dikey yem karma makinesini anlattık ve uygulama görüntülerimizi de sizlerle burada paylaşmaya çalıştık. Şimdi de dilerseniz bu işin aslında nasıl başladığından ve şu anda içinde bulunmuş olduğumuz çiftliğin sahibiyle hep beraber burada makineyi bir değerlendirelim. Hem günümüz koşullarında dikey yem karma makineleri neden tercih ediliyor, nedir, ne değildir bunlar üzerine biraz tartışalım. Dilerseniz öncelikle programımıza Türkay Tarım Makinalarından Sayın Mehmet Bey ile devam edelim. Mehmet Bey yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Bugün burada Türkay Tarım Makinalarının ürettiği 4 metreküplük dikey yem karma makinesini denedik. Ve aslında az önce gördük ki cidden başarılı bir sonuç çıkardı. Benim de makine anlatımında bahsetmiş olduğum özellikle besleme sonrasındaki o kalıntı durumu tamamen ortadan kalkmış oldu. Bize acaba dikey yem karma makinesini aslında neden girdiğinizi şirket profili olarak, şirket stratejisinde biraz bahsedebilir miyiz kısaca? Ben onu şöyle yani bunu yem karma olarak soyutlamayalım. Biz firma olarak zaten Türkiye'de biliyorsunuz yani bizim toprak işlemede aydır rakibimiz. Ben bunu her sizde de çektiğimiz programlara da dile getiriyorum. Biz 50 farklı çeşit üreten bir firmayız. Türkiye'de bunu yapan kapsamlı firmalardan biriyiz. Dikey yem karma girmenizin sebebi de biz bu işi üstesinden gelip kaliteli güzel ürünleri tüketiciye sunmak için girdik açıkçası. Bugün yani benim yerimde başka kim olsa makinesini över ama biz tabii sağ olsun abimiz çiftliğini açtı bize, makinesini kullandırdı, şey yaptı. O kendi fikrini söylesin, varsa eksiklerimizden bahsetsin, biz eksiklerimizi tamamlayalım. Ne bileyim artısından bahseder, eksisinden bahseder. O daha iyi bilir yani doğruyu konuşacak, yani şeyi alacağımız, fikirleri alacağımız kişiler onlar. Biz sadece burada, sizler için buradayız açıkçası. Teşekkür ediyorum. O zaman Gani abimizden yorum aldım biraz. Ben Türkay yem karma makinesini aldım, çok memnunum. Dikeyinden daha memnun olduğum için hayvanlarım daha sağlıklı yem tüketiyor. Çok memnunum. Hani makinenin hiçbir kusurunu bulamadım. Daha önce yataylardan kullandım. Bu randımanı alamadım. Dikeyi ondan tercih ettik. Yatay bizden miydi abi? Hayır. Değil miydi? Hayır. Başka marka. Söylemem gerek yok. Hayır abi. Sor. Dikeyini tercih ettim. Dikeyinden çok memnunum. Evet. Türkay olarak da şirketinden de çok memnunum. Makinesinin arkasında her zaman için. Evet. Şunu merak ediyorum aslında ben, süre bazında, süreden de tasarruf edildiği sonuçta her zaman her firma için iddialı olan bir özelliktir aslında. Herkes, her firma tabii ki kendisi için zamandan tasarruf ettiğini söyler. İşlemlerinizi acaba ne kadar sürede hallediyorsunuz? 10-12 dakika gibi karıştırmamla hayvanlarımı yemimi verebiliyorum. Daha sağlıklı tüketiyorlar. İçine otumu katıyorum, samanımı katıyorum, sılacımı katıyorum. 10-12 dakikada karıştırmasını yapıp hayvanlarımın önüne getiriyorum. Ve burada bildiğim kadarıyla yaklaşık olarak 95 hayvan evet, var. Evet, 95 hayvanım var. Ve 95 hayvan için 4 metreküp sizin için ideal oluyor mu? İki kere bunu merak ediyorum. İki kere yapıyorum. İki kere yapıyorum. Bir kere yetmiyor. 6 veya 8 almam gerekiyor. Bu 4 metreküp iki kere yapıyorum. İşimi görüyor. Ama zamandan zaten tasarruf ettiğiniz tabii. için evet. çok da bir şey olarak... Almıyor yani zamanım almıyor. Zamanım almıyor. Başka acaba makinenin diğer... firmalarla olarak söylemeyeyim de diğer yatay yem karma makineleriyle daha önceden kullandığınız yem karma makineleriyle
üstünlüğünü acaba üstünlüğü nasıl vurgulayabiliriz? Yani makine olarak değil de hani dikey ile yatay arasındaki dikey size göre olan farkı. Dikeyin masrafı daha az. Yatayın bıçakları daha çabuk bitiyor. Dabanı daha çabuk çürüyor. Dikeyde bu sıkıntı yok. Dikey daha rahat. Şimdi onda şöyle bir ben bir parantez açmak istiyorum. Yatayda da mesela bizim ürettiğimiz tüm ürünlerde şirketten Yemkar Musumuz'dan müdürlerimizden Hasan Bey de burada. Evet, yanlışsam beni lütfen düzeltsin. Biz yatay makinede de helezon kalınlığımızı 16 milim, zemin kalınlığımız 10 milim ve yan kapak şeylerimizde panellerimizde 6 milim olarak yapıyoruz. Bu şu demek abimizin de dediği gibi yani o gün zemin çürümesi sonuçta bu sürekli çalışan bir şey makine. Bunu önlemeye çalışıyoruz. Tabii bu bizim için ne eksi ne artı. Evet. Makine bir kere daha ağır oluyor. Tabii ki de bir maliyet daha çok oluyor. Yani çiftçi arkadaşlarımıza, kardeşimize şunu anlatıyorsunuz. Mesela soruyorlar. Ya filanca markadan daha yüksek fiyat. Tamam evet haklılar ama ben bunu yani firmaya ya da şeye almıyor. Yani bu kendi aldıkları ürünün kalitesini arttırıyor. Çünkü 16 milim helezon kalınlığı, 10 milim zemin, 6 milim yan saçlar, dingilimiz dolu dingil. Yani hep bu artılardan sürekli direkt helezon kanallarına, direkt fuarlarda hep bahsediyoruz. Yani bazen 3-5 kuruşa bakmayıp gerçekten makineyi de otomobillerde veya kamyonlarda olduğu gibi daha yüksek fiyatlar vermeliler. Evet. Ama gidip de tabii ki de yani bunu kullanan şeylere, firmalara bizde değil. Çünkü fartık orkada da mesela şu. Bundaki mesela bu kepçemizde bile bir hız ayarı ünitemiz var bizim. Değil mi Hasan Bey? Evet. Bunu mesela ABC firması da yapıyorduk. Biz de yaptık. Ne artısı var? Abimiz samanını atarken veya indirirken kepçenin hız ayarını da yapabiliyorsun. Bu aslında opsiyonel bir şey. Evet. Bunu koymayabilirim ben. Sonuçta bu gene kalkacak, gene inecek. Ama bu da bir firma artısıdır. Yani bu da bir maliyettir. Opsiyon olarak aynı zamanda makineye her iki taraftan boşaltma seçeneği. Tabii çift taraflı boşaltmamız oluyor. Tabii kantar sistemimiz devreye giriyor. Bu tarz opsiyonlarımız var bizim de. O zaman biraz dilerseniz Hasan Bey'e de söz vermek istiyorum. Özellikle üretim ve bu işin aslında pazarlama olarak söylemeyeyim de. Şimdi piyasası konusunda acaba neler söyleyebilirsiniz? Şimdi sonuçta şöyle bir şey söyleyeyim size. Yaptığımız her şey bizim müşteri memnuniyeti için. Müşterilerimiz memnun olacak ki biz kaliteyi sağlamış olacağız. O yüzden biz de malzemeden ve masraftan kaçmayıp makinalarımız için gerekli tüm donanımı çiftçimize sunuyoruz. Peki bu işin piyasasına daha doğrusu sonuçta İzmir'de kurulmuş olan bir firma Türkay Tarım Makineleri. İzmir ardından Ege ve tüm Türkiye'ye bakacak olduğumuzda şu anda dikey yem karma arz talep durumları ne durumda acaba onu öğrenebilir miyim? Yani arz talepler tabii ki de artıyor bunda. Tabii ki de biz şimdi şöyle anlatayım. Biz sadece yem karma üreten bir firma değiliz. Evet. Yani takdir edersiniz bu işi yıllardır yapan çok da iyi firmalar var bu ülkede. Bu makineyi belli bir yere taşıyan yani kimsenin hakkını yememek lazım bu konuda. Ama bizim yem karma işte başladığımız yıldan bugüne kadar soruyorsanız şu an tek bir fabrika sadece yem karma üretimi haline geldi. Bu şu demek. Büyük bir talep var çünkü müşteri memnun. Müşteri memnun olmasa ben o fabrikayı kuramazdık. Kesinlikle. Öyle bir üretim kesinlikle yapamazdık. Yani bu bunu gösteriyor. Türkay hangi makinesini kaliteli yapıyorsa bunda da o özveriyi yaparak çıtayı yükseltiyor. Çok ve güzel. Bu da bize güzel bir geri dönüş olarak geliyor açıkçası. Artı yurt dışı faktörü. Evet. Yani Türkay'ın bir 57 yıllık bir üretim yılı tecrübesi ve 90'lı yılların başından beri bir ihracat şeyi var. Türkiye'deki öncü ihracat yapan bir firma. Bu bize ne kattı? Ürün gamımızda yurt dışındaki olan müşterimize ya biz yem karma yaptık dedikten sonra da ilk alanlar zaten yurt dışı, Avustralya, diğer ülkeler. Neden? Çünkü malın kalitesini biliyorlardı. Bir parça bir sıkıntısı olduğunda çok çabuk temin edeceklerini biliyorlardı. Mesela şu an Almanya, her zaman Almanya, Polonya diyorum. Ana kalelerimiz olduğu için oradan diğer Avrupa firmalarına dağılıyor. Şu an orada mesela Polonya'da yeni bir yer açılıyor mesela şu an. Olanın üstüne bir yer. Bunların hepsi arz talep için. Yani amaç bizde sadece para kazanmak değil yani. Amaç bizde çiftçiye düzgün hizmet verip isteklerini karşılayabilmek. Bunu yaparsak da biz en zengin firmayız bizim için. Evet, çok güzel, çok. O zaman son olarak programı, daha doğrusu sizinle olan kısmı bitirmeden önce artık 2016'nın sonuna geldik ve 2017'ye giriyoruz. Öncelikle şirket bazında sizlere 2016'nın ardından 2017'de bizi ne gibi projeler, ne gibi çalışmalar bekliyor? Hem bunu hem de garabimizden de bir çiftçi gözünden 2017'deki beklentilerini, görüşlerini Gani almak isterim. Karamsar olma. Ülke karamsarlık istemiyor. Ülkenin hedefleri var. Ona göre. Daima ileri gideceğiz abi. Verin mikrofonu abi. Daima ileri gideceğiz. Atatürk'ün dediği gibi dönmek yok. Hayvancılığı götüreceğiz abi. İnşallah. Türkay'da peşimizde olduğu müddetçe bu makinelere devamlı tüketeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bizde de biliyorsunuz. Evet. Yani ülkemizin bir yakın gelecekte bir hedefleri var. Bu hedeflere bizler de yani tarım makinesi üreticisi sadece diğer bizim ürettiğimiz işte şaft olsun, döküm evet, fabrikalarımız, diğer fabrikalarımız olmak üzere bu hedefin sonuna kadar peşindeyiz.
ülkenin geleceği bu hedefte. Elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Yapacağız da. Türk olarak da şunları yapıyoruz değil. İnşallah İzmir Fuarı'na geldiğinizde 2017'de çıkaracağımız ürünler olarak orada sizinle bir röportaj yaparız. Bakın süper biz olur. Bunu yaptık. 2017'de bunlar başlıyor diyerek gözle konuşarak süper. Yapalım. Lafta olmasınmış, okay. Görerek olsun. O da biliyorsunuz çok az bir süre. Evet, bir ay kaldı. Bir ay sonra onu göstererek evet. Yapalım. O zaman bir ay sonra da İzmir Fuarı'nda da görüşeceğiz demek zorunda. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz katkılarla dolayı. Teşekkür ederiz abim. Sağ olun. Değerli izleyenler devam ediyoruz. Değerli izleyenler, İzmir'den yapmış olduğumuz programımıza devam ediyoruz. Ve şu anda da sizler için önümde bulunan Türkay Tarım Makinalarının ürettiği 1.85 metre iş genişliğine sahip olan hidrolik duyargalı rotavatörü incelemeye geldik. Rotavatörümüzü aslında anlatmaya başlarken öncelikle sizler için teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum ve ardından uygulama görüntülerini de birlikte göreceğiz, sizlerle paylaşacağız. Makinamıza baktığımızda birçok olan tarım makinesinde olmuş olduğu gibi öncelikle bağlantımızı traktörümüzün arkasında bulunan 3 nokta askı sistemiyle gerçekleştirebiliyoruz. Bu 3 nokta askı düzeninin dışında bu makine için çok çok önemli bir faktör olan asıl hareketini, tahliğini almasını yarayan 540 devirle dönen mafsallı kuyruk miliyle biz makinemizi harekete veriyoruz ve bağlantısını bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii biz bir makineye 540 devire veriyoruz ancak tabii ki birçok makinede olmuş olduğu gibi doğrudan doğruya tahrik edemiyoruz ve bu sayede devrimiz, bıçakların dönmüş olduğu devirler belli bir oranda düşüyor. İçerisinde bulunan transmisyon sistemiyle. Ve bu devir, bu önünde bulunan makine için yaklaşık olarak 208 devir bölü dakika olarak belirlenmiştir yapılan çalışmalar sonrasında. Makinemizi anlatmaya üst kısımdan şöyle bir devam edecek olursak. Genel çatının dışında. Arkasında görmüş olduğunuz, hemen şöyle gösterebilirim. Arkasında görmüş olduğunuz kuyruk milinden gelen hareket buradan transmisyon sistemine aktarılıyor. Tabii ki transmisyon sisteminden önce burada hareketin gerçekleşmesini sağlayan ve bütün bu makinenin çok çok ısınacağından dolayı belli bir yağ döngüsüne ihtiyaç duyuluyor. Ve bu yüzden burada makinenin önünde görmüş olduğunuz yağ deposu mevcut. Ve yağ deposunun yanında da şurada rahatlıkla görebileceğimiz siyah filtre olan makinenin can damarlarından birisi diyebileceğimiz bütün o yağ döngüsünü sağlayan, yağın temizlenmesinde ve döngüsünde kullanılan yine yağ filtresi mevcut olarak bulunmakta. Devam edecek olursak, hareketimizi kuyruk milinden aldık ve transmisyon sistemine görmüş olduğunuz gibi bu borunun içerisinden geçen mil yardımıyla yan tarafındaki transmisyon sistemine geliyor. Ve transmisyon sisteminden sonra da yine dişliler yardımıyla bazı makinelerde biz zincirli yapıda olduklarını da biliyoruz. Ancak dişli yapıda olması makinenin hem güvenli olmasına hem az yakıt tasarrufuna sebep olduğundan dolayı açıkçası artık birçok markada da olmuş olduğu gibi Türkay Tarım makinalarında da burada dişli grubu olarak tercih edilmiştir. Söylemiş olduğum gibi dişli grubunda transmisyon sisteminde altına bıçaklara geldi. Bıçakların bağlı olduğu mile gelmiş oldu. Şöyle bir açacak olursam, tabii aslında açmadan önce şu önümde görmüş olduğunuz kapaktan da bahsetmek istiyorum. Arka kapak olarak adlandırdığımız saçtan imal edilmiş olan malzeme birçok rotavatörün olmazsa olmaz temel parçalarından birisidir. Nedir peki bu kapak açıklığı? Bizim amacımız sonuçta rotavatörle toprak işlemesi yapmak. Ve yapmış olduğumuz toprak işleme sonrasında en etkin toprak işlemeyi, en etkin toprak parçalanmasını elde etmek durumundayız. İşte bu toprak etkinliğini elde edebilmek için belli bir parçalanma etkinliği dediğimiz tanıma da ihtiyacımız var. Makinenin sonuçta bıçaklarının yüksek devirlerde iyi bir şekilde uygun iş derinliğinde çalışması toprak parçalanmasını açıkçası doğrudan doğruya etki etmiyor. Bunun yanında önümde az önce de söylemiş olduğum gibi saçtan imal edilmiş olan bizim arka kapağa da ihtiyacımız var. Ve bu arka kapağın açıklığı işte bu noktada toprak parçalanmasını etkiler. Peki biz bu arka kapağın açıklığını bu kadar ağır gibi duran arka kapağı nasıl
değiştiriyoruz derseniz hemen rahatlıkla görmüş olduğunuz gibi iki farklı zincirle tutturulmuş ve hemen şu şekilde bir kişinin rahatlıkla yapabileceği gibi buradan aldık ve sizler için şu an tam olarak açmam gerekirse bu şekilde rahatlıkla arka kapağı açabiliyoruz. Tabii kullanma sırasında bu kadar açılmasını açıkçası çok da fazla tavsiye etmiyoruz toprak parçalanması açısından. Dilerseniz aşağıda flanşlara ve flanşların bağlı olduğu merdane dediğimiz parçaya gelecek olursak, makinemizin tabi bu toprak parçalama işlemini yapan bıçaklarına ve rotoruna bakacak olursak, şunu bir incelememiz gerekirse, görmüş olduğunuz gibi ortada 10 mm çelik çekme olarak imal edilmiş olan rotorumuz mevcut ve rotorumuzun üzerinde en dıştakileri saymazsak ortada 6, en dıştakilerle toplam 8 tane flanşımız mevcut. Ve yine en dıştakiler hariç ortadaki flanşlarda toplamda 3 sağ 3 de sol tarafında olmak üzere 6'şar bıçak var. En dıştakileri de dahil ettiğimizde bu makine için üzerinde toplamda 42 adet bıçak olduğundan rahatlıkla bahsedebiliriz. Şöyle biraz yan tarafına geçecek olursak tekrar. Makinenin sağ ve solunda görmüş olduğumuz işte bu siyah parçalar bizim makinemizin en önemli unsurlarından birisi olan işleme derinliğini belirlemede en büyük faktörlerden birisidir. Biz burada bu makine için işleme derinliğimizi 15-22 santimetre arası kadar değiştirebiliyoruz. Açıkçası tabii ki bu ana kadar anlatmış olduğum noktalar birçok rotavatörlerde ortak olan noktalardan birisidir. Tabii biz bu makine için bu makineyi diğer rotavatörlerden ayıran önemli özellik olan isminden de anlaşılabileceği gibi hidrolik duyargalı rotavatör olarak adlandırdık. Peki bu duyargalı olayı nedir? Tam olarak nasıl çalışıyor? Dilerseniz bunu hemen asıl uygulamamıza geçmeden önce kısa böyle bir size bir demo halinde paylaşmak istiyorum. Operatör abimizden rica edebilirsek. Abi yeğenimize hoş geldin. Size zahmet bir traktörü çalıştırabilir miyiz? Şu duyarlı sistemini bir gösterelim. Tabii değerli izleyenler şu anda görmüş olduğunuz gibi bıçaklardan da anlaşılabileceği gibi makinemiz artık çalışma pozisyonunda. Tabii şu anda çekim esnasında olduğumuzdan rölantide bunu gösteriyoruz. Duyarlı sisteminde hemen şu yan tarafta elimle rahatlıkla açabilmiş olduğum ki zaten açar açmaz oynadığını görüyorsunuz. İşte bu açıklık mesafesi nedir derseniz. Traktörün arka tekerleklerinin iz genişliğine bağlı olarak makinamız bizim traktörün sağ tekerleğinin en dışından itibaren yaklaşık olarak şu mesafe 50 ile 70 santimetre arasında değişmektedir. Şöyle bir demo göstermek istiyorum sizlere. Traktörümüzün şu anda ilerlediğini düşündüğümüzde önüne çıkabilecek herhangi bir çok ince olmamak koşuluyla herhangi bir ağaç dalı vesaire ağaç gövdesi olursa işte bu noktada bizim hidrolik duyargalı rotavatörümüz kendisi direkt otomatik olarak kayma işlemini gerçekleştiriyor. Şu şekilde gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi öncelikle herhangi bir gövde geldi, kaymaya başladı sonuna kadar ve tekrar gövdeden kurtulduktan sonra makine kendisini tekrar en sağa atmaktadır. Tabii eğer çok çok ince dallar varsa görmüş olduğunuz gibi şu anda bir zeytin bahçesinin üstündeyiz. Bu zeytinler ilk olarak dikimleri yapıldığında çok ince gövdeleri olabiliyor. İşte bu noktada hidrolik duyarga bu noktada devreye giremeyeceği için, gövdeyi yatırabileceği için işte biz burada da şu ipi kullanmış oluyoruz. İçeride operatörün kullanımıyla da operatörün gözlem kontrolüyle de biz buradaki ipi alarak içeriden çekerek yine aynı etkiyi bize tam olarak sunabilmekte. Evet değerli izleyenler, hidrolik duyargalı rotavatör hakkında anlatacaklarımız bu kadardı. Dilerseniz şimdi de titreşimli dip kazana geçelim. Değerli izleyenler, İzmir'den yapmış olduğumuz programımıza devam ediyoruz. Tabii artık Aralık ayının da sonuna geldiğimiz için havalar görmüş olduğunuz gibi epey rüzgarlı ve soğuk da bir hale gelmiş oldu.
Bugünkü programımızın son kısmı olan sizler için titreşimli dip kazanı ya da piyasada subsoiler diye adlandırılan makineyi sizler için kısaca tanıtmaya, uygulamalarını sizler için paylaşmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi standart bir dip kazana aslında fazlasıyla benzeyen bir yapısı var makinemizin. Tabii asıl birazdan anlatacak olduğum arkadaki titreşen ayağı sayesinde biz işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dilerseniz öncelikle makinemizin traktöre nasıl bağlantısı yapılıyor o kısımdan başlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi az önce anlatmış olduğumuz rotavatörde de olmuş olduğu gibi bu makinemizde traktörümüze alt bağlantı kolları ve üst bağlantı kolu olan yani traktörümüzün 3 nokta askı düzeni, 3 nokta askı sistemi olarak adlandırdığımız düzenekle bağlantısı gerçekleştiriliyor. Peki bu makinenin farklı bu makineyi kendisine özgü kılan, bu makineyi kendisine farklı kılan özelliği nedir diye soracak olursak isminden de anlaşılabileceği gibi titreşimli dip kazan olması, titreşimli bir özellikle çalışması durumu. Peki bu titreşim hareketini nereden alıyoruz, nasıl yapacak dersek, görmüş olduğunuz gibi traktörümüzün yine arkasına 540 devirle dönen mafsallı kuyruk mili yardımıyla biz doğrudan makinamızı tahrik edebiliyoruz. Bu tahrik edilen hareket dolayısıyla hareket iletimi doğrudan doğruya makineye aktarılıyor ve makineye aktarıldıktan sonra arkasında görmüş olduğunuz crank bell mekanizmasına geliyor. Bu crank bell mekanizmasından da dönü hareketi hemen altta görmüş olduğunuz bağlantı çubuğunun yardımıyla da şu an tabii ki makine çalışır pozisyonda olmadığından hareket ettirmem de epey güç. Arkada görmüş olduğunuz hareketli kanatlar, hareketli daha doğrusu ayağa iletilmekte. Ve bu sayede makinemiz çalışmakta. Makinenin her iki tarafında gözüken destek tekerlekleriyle biz burada makinemizin derinlik ayarını ayarlayabiliyoruz. Derinlik ayarı önünde bulunduğum makine için yaklaşık olarak 60 cm. Tabii dip kazanlarda şöyle bir şey var. Biz dip kazanı neden çekiyoruz? Hepimizin bildiği gibi artık alet kombinasyonlarına belki yavaş yavaş geçmeye başladık. Çiftçimiz buna alışmaya başladı ama ne yazık ki hala tarla trafiği gerçekten toprak yüzeyinde çok fazla olduğu için toprakta üretmek istediğimiz bizim bitki köklerinde ciddi problemler yaratan taban taşı sorunu oluyor. Ve biz bu makineyi taban taşı kırmakta kullanıyoruz. Taban taşını kırmak için kullandığımız bu makinede az önce söylediğim gibi 60 santimlik bir iş genişliği var. Tabii bu 60 santim olan iş genişliği iş derinliğine baktığımızda yaklaşık olarak 1.20 metre olarak sınırlandırılabilir. Yani aslında gözüktüğü kadar sadece burada gördüğünüz 35-36 santimlik olan ayak kadar değil de iş genişliği bu yaklaşık olarak 1.20 metreye kadar etkisini gösterebilmektedir. Az önce de söylediğim gibi makinenin her iki tarafında da derinlik ayarını yaparken toprağa değmesi zorunlu olan tekerleklerimiz mevcut. Şu görmüş olduğunuz kırmızı demirler de makinemiz traktöre bağlı değilken ayakta rahatlıkla kalabilmesi için iki farklı parça bu şekilde buraya montelenmiş. Ve burada gördüğünüz rahatlıkla ayrılabilen pim sayesinde de rahatlıkla bir kişinin bile çıkarıp bu şekilde montaj ve demontajını sağlayabildiği durumdan sizler için bahsedebilirim. Biraz da aslında titreşimli özelliğine değinecek olursak, tabii dilersek aslında bu makineyi diğer dip kazanlarda olduğu gibi kuyruk milini çalıştırmadan da doğrudan doğruya toprağın altına sokarak çalıştırabiliriz. Ama ne demiştik biz konuşmamızın başında? Bu makinenin kendine has özelliği titreşimli olması, hareketini doğrudan doğruya o yapmış olduğu titreşim hareketini kuyruk milinden almasıydı. İşte bu hareketini kuyruk milinden alması aslında ilk bakışta insanlara yakıt sarfiyatını arttırıyor gibi gösterse de birazdan uygulamada da çok rahat olarak görebileceğiz ki daha önceki çalışmalardan da kendi deneyimimden de gördüğüm kadarıyla da makineye aslında yakıt sarfiyatı yaratmasından çok yapmış olduğu titreşim hareketiyle makineyi yormadan sanki makineyi böyle zıplaya zıplaya arkasından takip eder gibi bir hareket, bir salınım söz konusu olduğundan dolayı herhangi bir yakıt sarfiyatı veya makinemiz üzerinde, daha doğrusu traktörümüz üzerinde ekstradan bir güç sarfiyatı yaratmamaktadır. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Şu an aslında arkamda görmüş olduğunuz traktör yaklaşık olarak 70 beygir gücünde. Ama tabii ki biz bu makine için 60 beygirlik bir traktörün yeterli olabileceğini de burada sizlere rahatlıkla söyleyebiliriz. Değerli izleyenler, titreşimli dip kazanın teknik özelliklerine sizler için kısaca bahsetmeye çalıştım. Gerekli çalışma prensibinin nasıl olduğundan kısaca bahsetmeye çalıştım. Aslında ben bu programda sizler için ekstra olarak da makinenin
traktöre bağlıyken, kuyruk miliğiyle beraberken sesini aslında nasıl olduğunu göstermekte fayda görüyorum. Bunun için az önce de uygulamamıza da yardımcı olan Enver abi bize, operatörümüzü rica edeceğim. Enver abi, bir yardımcı olabilir misin bize? Tabii makine şu anda tamamen kullanıma hazır. Bütün bağlantıları yapıldı, kuyruk miliği takıldı. Bakalım şimdi sesi ne durumda? Görmüş olduğunuz gibi titreşim hareketini sağlayan kuyruk miliğinden hareketimiz geldi. Kuyruk miliğinden gelen hareket buradaki crank miliğine ulaştıktan sonra da arkada gördüğünüz bağlantıyla beraber titreşim hareketini başlatmış durumda. Şimdi bakalım uygulama sırasında nasıl bir görüntü ortaya çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık olarak 60 santime kadar derinliğe batıyor. Ve az önce söylediğim gibi hemen hemen 1.2 metreye kadar da iş genişliği mevcut. Gördüğünüz gibi de zaten düzgün bir çalışmayı 60 beygirlik, 70 beygirlik bir traktörle de rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Değerli izleyenler, sizler için bugün rotavatörün ardından da titreşimli dip kazanı izledik ve artık programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Değerli izleyenler, bu haftaki bölümümüzün de artık sonuna geldik. Sizler için bu hafta Türkay Tarım Makinalarının üretmiş olduğu öncelikle dikey yem karma makinesi, hidrolik duyargalı rotavatör ve titreşimli dip kazını yavaş yavaş anlatmaya, sizlerle uygulamalarını paylaşmaya çalıştık. Tabii Türkay Tarım Makinaları artık sadece Türkiye'de değil, dünyaya da yapmış olduğu satışlarla kendini bu konuda kanıtlamış öncü firmalarımızdan birisi. Benim sizlere bu hafta aktaracaklarım bu kadardı. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.